Hem değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir Pergel programıyla karşınızdayız ve inşallah bu programda da önemli konuları konuşmak istiyoruz. Değerli konuğumla Üstad Doktor Abdülkadir Turan Hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi gündemdeki konular diyeceğiz ama tabii malum gündem çok yoğun. Biz de gündemden seçili birkaç tane konuyu konuşalım istiyoruz. Bazı konular tabii ki uzun süre gündemde kalıyor. Herhalde kalmalı da bir anlamda. İşte onlardan bir tanesi Diyarbakır. Diyarbakır'ın maneviyatı ki maneviyat deyince aslında Diyarbakır'ın çok özel bir yeri var. Bunun da sık sık hatırlanması gerekiyor. Onu konuşacağız ve özellikle de İyaz bin Ghanem radıyallahu anh onu konuşacağız ki son haftalarda tabela değişikliğiyle gündeme gelen o meşhur sahabi. Yine Temmuz ki 24 Temmuz önemli bir tarih. Lozan konferansı, Lozan Barış Konferansı bunun içeriği ve arka planını konuşmak istiyoruz hocamla. Aralarda da yine ülke gündemini meşgul eden konulara değineceğiz. Şimdi hocam gerçi geçen haftaydı belki işte düzeltildi bir yanlış, tam dönüldü diyelim ama arkasında bir irade var, bir tuhaf bir irade. Daha önceden de yer yer karşımıza çıktı bu. Şimdi 7 peygamber mezarının bulunduğu bir şehir Diyarbakır. 2 peygamber makamının bulunduğu, yine Mevlana Halid'e göre rahimahullah yani yüzlerce ki binden bahsediliyor sahabenin bulunduğu ki 27 sahabenin de işte metfun oldu bir arada. Şimdi böyle bir şehir, hani 5. harem olarak Ulu Cami'nin de işte zikredildiği bir şehir ki az sonra belki yine gireceğiz o detaylara. Şimdi bu şehrin maneviyatına kimler neden işte kasteder veya kimler neden rahatsız olur veya bu maneviyat neden gündem olmalıdır, gündeme getirilmelidir? Yaz bin Kanem burada nerede durmaktadır? Buyurun. Evet. Şimdi Hazreti Yaz bin Gan Diyarbakır'ın her yönüyle fatihidir. Yani burada sadece salt böyle bir yeni bir dini öğretiyi Diyarbakır'a getirmiş bir şahsiyet değildir. Hazreti İyaz'la Diyarbakır karanlıktan aydınlığa kavuşmuş. Bir dünyayı, bir çağı kapatmış. Bir savaş, bir katliam, açlık, yokluk çağını kapatmış. Onun yerine sulh, selamet, ilim, kardeşlik çağına geçmiştir. Fetih, İslam fethi her yerde anlamlıdır. Ama Diyarbakır'da çok daha anlamlıdır. Böyle dilerseniz hocam ben biraz Hazreti İyaz kimdir diye bahsedeyim ve öyle geleyim yani. Evet. Hazreti İyaz bin Gan veya Ganem diye yazılıyor ama Gan esasen metinlerden böyle biliyoruz en azından. Diyanet İslam Ansiklopedisi de böyle almış, Gan olarak almış. İkinci Habeşistan hicretine katılmış bir muhacir sahabidir. Resulullah'ın yanında bütün gazvelerde yer almıştır. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Hudeybiye barışında bizatihi hazır olduğuna dair elimizde kayıtlar vardır. Sonra mürtetlerle savaşa katılmıştır. Ve mürtetlerle savaşta gösterdiği başarı üzerine kendisine bu Suriye cephesinde, önce Irak cephesinde Hazreti Ebubekir Efendimiz tarafından, sonra Suriye cephesinde kendine vazife verilmiştir. Komutanlık verilmiştir. Büyük bir ihtimalle Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'ın akrabasıdır, amcazadesidir. Derler ki Ebu Ubeyde kime benzerdi?
Hazreti Ömer'e benzerdi derler. İyaz kime benzerdi? İyaz da Ebu Ubeyde'ye benzerdi. Burada Ebu Ubeyde, İyaz, Hazreti Ömer üçlüsünün Bizans'a karşı savaşlarda Yermük'ten sonra bir savaş stratejisi vardır. Zahmete katlanıp uzun süre kuşatarak şehri fetih ve şehri Mekke'nin fethi üzerine fetih. Fetihten sonra halka dokunmamak, halkın mallarına dokunmamak, eski savaşlarda yağma esastandı. Bunu yap, onu dahi yapmamak. Önce Ebu Ubeyde ile Hazreti Ömer'in o birlikteliğinden Kudüs böyle fethediliyor. Ve bu Kudüs'ün fethi bizim memleketimizde de duyuluyor. Yalnız Hazreti İyaz'ın burada bir ara rolü var. Tam olarak bizim fatihimizdir. Yermük Savaşı'na katılıyor. Cesur bir askerdir aynı zamanda. Barışçıl olduğu kadar cesur bir askerdir. Bizans ordularını Malatya'ya kadar kovalıyor. Sağ solu komple düşman. Korkus her taraf Bizans'ın elinde. Ta Yermük'ten, yani Ürdün civarından Malatya'ya kadar geliyor. Şehri Cizye'ye bağlayıp geri dönüyor. Onun için derler Malatya iki kez fethedilmiştir Ashab döneminde. Ve yoldaki hali Hazreti Ebu Ubeyde'ye, oradan Hazreti Ömer'e Hazreti İyaz radıyallahu anh rapor ediyor. Diyor ki, buralarda bir Bizans zulmü var. Buralarda halk Bizans'tan şikayetçi. Kalpleri Müslümanlara yakın. Biz buralara gelirsek buraları fethederiz. Fetih izni istiyor. Ve bunu sadece Allah rızası için yapıyor. O insanlara İslam'ı getirmek için yapıyor. Zira Hazreti İyaz hiçbir zaman buranın bölge valisi olmayacak. Bir şey istemiyor. Bir dünyevi bir makam istemiyor. Hakkıydı istemek ama istemiyor. Önce Rakka civarını fethediyor. Oradan Antakya taraflarına geliyor. Hazreti Halid var yanında. Hazreti Halid onun yanında, Halid bin Velid radıyallahu anh yanında özel harekat komutanıdır. Yoksa asıl komutan Hazreti İyaz'dır. Zira ben 2009'da bu meseleleri ilk kez yayınladım. Tabii o zaman çalışmalar da çok azdı. Diyarbakır Müftülüğü'nün sayfası dahi hatalıydı. Ve en çok dindar insanlardan tepki aldım. Bana böyle şey diyorlardı. Ya hocam, İşte bin yıldır bilinen Hazreti Halid'in ismini siz mi değiştireceksiniz? Yok arkadaş, hiçbir yerde o geçmiyor. Bu tamamen bir galat-ı meşhurdur. Hazreti Halid bu savaştadır. Ama usulen dünyanın her yerinde fetihler komutanlarla adlandırılır. Bu memleketin fatihi Hazreti İyaz'dır. Eğer Hazreti İyaz Ebu Ubeyde radıyallahu anh gibi uzaktan komuta etseydi biz Hazreti Halid'i fatih olarak tanıyacaktık. Hazreti Halid'in birinci derecede fatih olduğu yerler var dünyada. Ama birinci derece buranın fatihi Hazreti Halid değildir. Bu Hazreti İyaz radıyallahu anh'tır. Antakya'yı, Antep civarını, Maraş civarını böyle batıdan doğuya doğru fetheder. Nusaybin civarını fetheder, Mardin civarını fetheder. Diyarbakır'a gelir ve aylarca şehir önünde bekler. Zor kullanabilir, kullanmaz. Kudüs'ü nasıl fethetmişse, etmişlerse ashab, öyle fethetmeyi seçer. Hatta oradan bir Silvan'ın fetih hikayesi var ki dünyada böyle fetih görülmemiş. Ashab Diyarbakır'ı kuşatırken boş durmaz. Palu'yu fetheder, Ergani'yi fetheder. Hatırladığım kadarıyla Süverek civarının bir kısmını fetheder. Silvan'a da giderler. Maya Farkine giderler. Der ki şehrin valisi, "Baba ben pek dini yönü olan bir adam değilim. Sizle bizim papazlar tartışın. Kim kimi yenerse ben ondan taraf olurum." Ve yapılan muzardır ki Müslümanlar haklıdır derler. Ama asıl Diyarbakır şehir merkezinde Kudüs'ün fethi sırasında orada bulunmuş bir papaz var. Israrla Diyarbakır halkına şunu telkin eder. Şu aradaki Ermeniler ve Rumlara, Bizanslara kanmayın. Surları onlar tutuyorlar. Bu adamlar şehre geldikleri zaman onları kucaklayın. Zira bunlar Bizans'tan iyiler, adiller. Bugüne kadar görmediğiniz bir adaleti bunlardan göreceksiniz der. Dolayısıyla Diyarbakır surları 3,5 aya yakın, belki daha fazla kuşatıldığı halde böyle bir ordu öfkeli olur. Şehit vermiş.
surlarda. Şehre girer ve şehrin halkının tümünü o Toma Kilisesi'ne, bugünkü Ulu Cami'ye toplar. Hepiniz affolundunuz der. Hasiyaz böyle bir adam. Durmaz ama şehirde. Hazreti Sa'sa diye bir arkadaşlarını oraya muhtemelen ashabtan olan yine vali tayin ederler. Fetihlere devam. Cüdi Dağları taraflarına doğru gider. Siirt tarafları, Cüdi Dağı tarafları. Sonra Gavaş ta Erzurum'un yakınlarına kadar gider. Kendisi hiçbir idari vazife almaz ve bu süreçten sonra Allah'ın rahmetine kavuşur. Biz böyle bir önderlikten bahsediyoruz. Sonra ne olur? Sonra bu fetihten önce hocam Diyarbakır'da insan kafalarından tepe yaptıklarına dair elimizde kayıtlar var. Biz yazmadık bunları. Ermeni, Süryani tarihçiler yazıyor. Aynı Ermeni ve Süryani tarihçiler İslam fethinin ne kadar sulha dayalı olduğunu söylüyor. Bu arada ifade etmiş olayım. Roha Anlaşması üzerine önce Urfa'yı bu şekilde fethediyor. Sonra Urfa Anlaşması'nı tüm bölgeye uyguluyor böyle. Tık tık diye uyguluyor. Ermeni ve Süryani tarihçiler onları büyük bir metihle, övgüyle takdir ediyorlar. Ashab burada bugün de Avrupa'da, Batı'da mesela Graham Fuller gibi tiplerin dikkatini yani çok o çekmiş. Diyorlar ki nasıl oldu da Mezopotamya'nın, El Cezire'nin fethi, El Cezire dediğimiz iki ırmak arası malum Mezopotamya, Dicle ve Fırat, nasıl oldu da bu kadar sakin geçti, bu kadar rahat halledebildi. O halde diyorlar dünyaya böyle de hakim olunabiliyormuş. Ve Amerika'ya yumuşak gücü öneriyorlardı bunlar Obama döneminde ve daha önce Clinton döneminde. Graham Fuller'in tek örneği Mezopotamya dediği El Cezire'nin, Kürtlerin ağırlıkta yaşadığı coğrafyanın fethidir. Ama böyle bir komutanın her yıl gerçekten anılması lazım, gerçekten söyledilmesi lazım. Ben Diyarbakır'da üniversite okudum, Fatih Hazreti İyaz ismini hiç duymamıştım. Halid bin Velid'i duymuştum ama Hazreti İyaz ismini hiç duymamıştım. Yazdığım zamansa böyle anlat gelen ilk tepkilerden dolayı sonra elhamdülillah çok büyük bir ilgi gördü. Bizzat Cumhurbaşkanı o zaman başbakanken Diyarbakır mitinginde bizzat kürsüde seslendirdi. Hazreti İyaz'dan bahsetti. Hatta kısmen orada kullanılan cümlelerle, kitapta yazılarda kullanılan cümleleri aktararak bahsetti. Bilindi, tanındı. Ama 10 yıl öncesiydi işte yani. Henüz 10 yıl öncesi. Hepimiz unutmuşuz bu komutanın her yıl anılması gerekiyor. Zira o katliamların şehri, çocukların yenildiği, kızartıldığı açlıktan şehir dünyanın en müreffeh şehirlerinden biri haline geliyor. Bu yakın bir döneme kadar da böyleydi. Yepyeni bir şehir doğuyor. Bu arada Diyarbakır ondan önce küçücük bir şehirdi. Musab bin ondan büyüktü bildiğimiz kadarıyla. 30 bin civarında nüfusu vardı. Ve neredeyse bir metropol haline geliyor bu fetihten sonra. Kitap namına hiçbir şey yok. Fakat biz henüz 5. yüzyıla geldiğimizde dünyanın 5. büyük ilim şehri sayılıyor o dönemde. Dünyanın 5. büyük ilim şehri. Sayısız Ahmedi adı altında, Diyarbakır adı altından çok Ahmedi adı altında alim yetişiyor. İslam dünyasının dört bir yanına nur götürüyor. Bütün bu kapıyı, bütün bunların kapısını açan kim? Hazreti İyaz. Sen var gel, böyle bir ashabın ismini, böyle bir önderin, Diyarbakır halkına bu kadar hizmet etmiş bir şahsiyetin ismini bir caddeye çok gör. Adına bilgi festivalleri düzenleme. Adına sempozyumlar yapma. Adına kütüphaneler kurma. Adına meydanlar oluşturma da bir caddeye ismi verilmiş. Bir gece çık, o ismi değiştir. Doğrusu dokunuyor insana. O bir ihanet. Başka hiçbir kelimeyle ifade edilemez. İhanetten başka hiçbir şeyle ifade. Neye ihanet derseniz, en yakınıyla Diyarbakır'a ihanet ama insanlığa ihanet. Bilgiye, ilme ihanet. Dünyayı sulhla fetheden azimli fatihlere, kendilerini insanlığa feda eden, Allah rızası için insanlığa feda eden fatihlerin ruhuna ihanet çok büyük bir cürüm doğrusu. Evet.
Şimdi burada sadece bir yani dediğiniz gibi bir caddeye isim olarak verilmesi bile birileri için bir rahatsızlık sebebi olmuş. Yalnız sizin az önce ifade ettiğiniz şekliyle Yazbek Hanım'ın kanının veya tanıtılmaması veya bu konuda işte okullarda olsun veya daha değişik yerlerde yeteri kadar bilgi verilmemesi, öğretilmemesi, burada da başkalarının sorumluluğu yok mu? Yani bir vebal daha var sanki. Yani şimdi biz tabela gündeme gelmese belki de hiç kimse Yazbek Hanım'dan haber olmayacak bir yerde. Evet hocam, yani elbette hocam, yani burada Diyarbakırlıların sorumluluğu var, alimlerimizin sorumluluğu var. Yani bizim geleneğimiz tümüyle İslam'ın hakim olma dönemlerinin geleneğidir. Dolayısıyla hakimiyet uzadıkça duyarsızlık da artmıştır hocam. Bunun için bizim yöremizde üç ayaklı bir şey, bir siyer ve ashab hayatı anlatılmıştır. Onun dışındakiler zayıf kalmıştır. Kim? Hazreti Resulullah'ın siyeri, Hazreti Ömer'in hayatı, bu çok önemsenmiş çocukluğumuzdan itibaren. İmam Ömer bizde, bizim yöremizin İslam olmasının, İslamlığının simgesidir. Hazreti Ömer de değildir. Bize çocukluğumuzda İmam-ı Ömer diye öğretildi, öyle öğretildi. Ve Hazreti Ali üzerinden bir İslam anlatısı olmuş. Onun ötesi mesela Halid bin Velid daha çok böyle bir masal kahramanı gibi ifade edilmiş. Yine Kerbela vakaları, Kerbela vakası böyle biraz daha masalımsı anlatılmış. Bize ne yazık ki böyle fıkhın ağırlıkta olduğu bir İslam anlatısı vardı. Bu hiç rakip bilmeyen bir İslam anlatısı. Diyarbakır hiçbir zaman istilaya uğramadı. O istilaya uğramamanın verdiği rahatlıkla tamamen hukuki metinlerin, fıkhi metinlerin öğretildiği bir İslam anlatısı oluştu ki bunun ihya edilmesi gerekiyordu. Hep ifade ediyoruz. Gazali'nin büyük eserinin adı İhya-ül İslam değildir. İhya-ül Din değildir. İhya-ül Ulum-ül Din'dir. Din ilimlerinin ihyasıdır. Yönümüzde hakikaten din ilimlerinin ihya edilmesi gerekiyor. Bu saldırı altındayız biz. Bu saldırılara cevap verecek bir niteliğe getirilmesi gerekiyor. Bu yönde gerçekten çok gayretimiz oldu. Ondan sonra başkaları da bu işe el attılar. Bir noktaya geldik. Ama belli ki hala biz bunu yeteri kadar halka mal etmiş değiliz. Bu konuda evet, yani ben de sizin gibi doğrusu yakınıyorum, şikayet ediyorum. Bugüne kadar mesela Diyarbakır'da, Diyarbakır'ın fethiyle alakalı olarak bildiğim kadarıyla bunca çaba, bunca gayret, bunca çalışma ortaya kondu. Tek bir kez davet edilmişim Diyarbakır'a. Böyle bir şey hiç düşünülmemiş, akla gelmemiş. Soran yani oluyor. Yani Yazbek Hanım sizin özel çabanızla bir anlamda tanındı, bilindiği, öyle diyelim. Ha, o zaten takdir edilmiyor. Ona bir şey de demiyorum, şey demiyorum. Şimdi, ama beklerdim evet. Diyarbakırlar, değişik camialar, cemiyetler desinler ki ya ben bunu böyle tam rakip yere geçeceğim, Trabzon'la ilgili çalışsaydım. Belki çağırırlardı. Dolayısıyla bir kurumsallaşma yok. Yani mesela, yöresel bir zafiyet var bu konuda. Yani her şehre diyelim ki üniversite, bir havaalanı, yani öyle çok sembolik bir şeyler yapıldığı zaman o şehrin işte fatihi, önemli kişisi o isim olarak verilir. Ya yani okula verilir. Evet. Ne bileyim. Şimdi Yazbek Hanım anladığım kadarıyla hiçbir yerde ismi yok. Sadece bir tabela. Eğer Cumhurbaşkanı'nın özel o dillendirmeleri olmasaydı şu olan da olmazdı. Bu da olmayacak. Yok. Kürsüde işte Hazreti İyaz'ın fethettiği topraklar mı şeklinde mi diye hitap etti Diyarbakır'da. O Hazreti İyaz'la ilgili yazdıklarımızdan bir iki cümle alarak o da olmasaydı hiç olmayacaktı. Yani halbuki Dicle Üniversitesi değil, Yazbek Hanım Üniversitesi. Olabilirdi tabii. Veya Yazbek Hanım Havaalanı veya Yazbek Hanım işte lisesi, en azından yani. Bir lisesi, bir yeri, bir mekanı. Ama hocam biz bunu devletten bekliyoruz. Tabii. Ya sivil toplumdan ne bekliyoruz? Şimdi her yıl o zamandan bu yana her yıl Diyarbakır'ın fethiyle ilgili bir şeyler yaptılar. Hatırladığım kadarıyla 2010'da Diyarbakır'ın fethiyle alakalı bir kapalı salon konferansına katılmıştım. O gün bugündür
Ben Diyarbakırlı herhangi bir cemiyetin, sivil toplum kuruluşunun bir şeyler yapılıyor. Ama ya biz burada şöyle aklı başında bir sempozyum düzenleyelim. Bir ilmi çalışma yapalım. Bu alanda en azından emek vermiş insanların yazdıkları bundan sonra da okunsun diye bir gayret görüyorum. Bazen bakıyorum o zaman yazılan yazılar olduğu gibi kopyalanıp değişik Facebook sitelerinde millet kendi adına yayınlıyor. Bir garabet hali, bir sosyal medya şeyi halinde ama maalesef bu yönde bir şey yok. Mesela o bölgede bazen Urfa kendini anıyor. Dikkat ediyorum. Her yıl dönüşümlü bir şekilde Urfa sürekli Hazreti İbrahim'i anma etkinliğine dönüştürüyor arkadaş. Burada bir birinci fetihi var, ikinci fetihi var. Burada ne ashab var, burada ne büyük önderler var. Her yıl birini tema olarak seçebilirsiniz. Bunun için Fetihler ve Kürtler kitabımı yanımda getirmedim orada. Her şehri dünden bugüne getirerek oturup çalıştım. O çalışmayı ortaya koymak hakikaten çok zor oldu. Yoktu, elde hiçbir çalışma yoktu. İl yıllıklarını bularak, tarih metinlerini birbirini kovalayan bilgiler halinde bizim bu bilgi silsilesi dediğimiz bilgi silsilesiyle kırıntılar halinde sonra sayısız dengbej dinleyerek, halk hikayesi derleyip dinleyerek, biraz işin edebiyat yönünden de istifade edip onunla o bilgileri derlemek hiç kolay olmadı. Fakat bunun bir sahip çıkılması gerekiyor en azından diye umut ediyorsunuz. Burada hala bu ilimlerin ihyası yönünde bir gayret yok. Şimdi itham yapmak kolay adam. Ne? Karşımızdaki bunu değiştiren mesela Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı sosyalist. Kendine yakışanı yapıyor, vazifesini yapıyor. Yani bu adamdan ne beklenir? Hazreti Yazı kutsamasını bekliyor. Evet, insan olarak kutsamasını bekliyoruz. Ben doğrusu bu konuda sosyalistlerle ilgili çok menfi görüşlere sahibim. Bunu bilen herkes bilir. Çok da hiçbir şey beklemiyorum. Ayrıca yapmalarında da sakıncalar görüyorum. Ciddi ciddi endişe duyuyorum. Yıllarca Hazreti Süleyman dergahını onarmadılar. Bundan hiçbir üzüntü duymadım. Elhamdülillah şimdi gayet iyi onarılmış. Gayet güzel olmuş. İnsan gittiği zaman, şöyle bir geldiği zaman oh diyor, bu gerçekten buraya yakışmış diyor. Burası olmuş diyor ama ben solun hiç onu yapmasını istemezdim. Bundan büyük bir huzursuzluk duyardım eğer onu sol yapsaydı. Evet. Özellikle sol diyorum, yani hiç fark etmez bütün menşeli yapılarıyla, bütün ihanet şebekelerinin Türkiye'nin doğusunda veya batısında, İzmir'inde, Kars'ında, Edirne'sinde veya Diyarbakır'ında yapacağı her imar çalışması bizi aldatmaktan öte değildir. Ama şuur sahibi, bilinç sahibi, sıradan Müslümanın sahip çıkması lazım. Bu süreçte, bu son süreçte malum bu Diyarbakır Valisi'ndeki bu değişiklik sürecinde Hazreti Süleyman dergahı onlarla bildi. Yine burada sivil toplum yapmadı. Burada yine resmi makamlar bunu yaptılar. Atamayla gelen bir belediye başkanı bunu yaptı ki gerçekten Diyarbakır'a yakışır bir şey ortaya koydu. İsmi de o vermiş bu arada. İsim de bu süreçte verilmiş. Daha önce neydi ismi? Orada bilmiyorum. Başka o caddenin ismi neydi. O caddenin ismi. Bu Yazmin Ghanem'i söylüyorsun. Tabii Yazmin Ghanem Caddesi. Şey, yani. Bu yeni verilmiş yani. Bu eski bir isimlendirme değildir. Ha, o Süleyman şey, Hazreti Süleyman oraya gitti. Evet. Şimdi burada sadece Yazmin Ghanem de değil. Yani mesela Sultan Sasa çok, evet, çok meşhur birisi. Yine o Hazreti Halid bin Velid'in oğlu diye zikredilen Hazreti Süleyman. Tabii Hazreti Süleyman bin Halid de elbette. Hazreti Halid bin Velid'in oğludur elbette. Çok yani. Meşhur birisi. Şimdi bu yani çok garip gerçekten. Yani bu karartma, böyle onların böyle sanki hiç gündem olmaması, hiç söylenmemesi çok ilginç. Bu arada şey yapılmıştır, Hazreti Sasan mesela mezarı kaybettirilmiştir hocam orada. Yani Cumhuriyet döneminde 1925 Şeyh Said vakasından sonra bu izlerin tamamı kaybedilmiştir. Şimdi Diyarbakır Belediyesi bir yanda kendisini böyle işte Kürt milliyetçisi falan diye tarif ediyor, öyle değil mi hocam yani? Evet. Öyle yapıyor ama Cumhuriyet'in ilk yıllarında oradaki izler, İslami izlerin silinmesine dönük yapılan çalışmaların tamamını bir daha tekrarlıyor. Fakat burada şüphesiz ki buna muhabbet duyan her Kürt de bundan mesuldur. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Ben efendim oyumu veriyorum, sonra yani ben ondan mesul değilim. Ya var mı böyle bir irade? Bu nasıl bir aldatma? En az biz aslında bir şey yaptığımız yok diyen Diyarbakır Belediyesi kadar mesuldurlar, günahkardırlar.
tövbe gerektiriyor doğrusu bu tür durumlar yani. Bu bir aynı zamanda Kürtlerin o yerel kültürü, Kürtlerin kendine az kültürü İslam'la şekillenmiş. Bu Kürt kültürüne de büyük bir şeydir. Yani o 2000 ilk 9-10 yazılarını yazdığımda hep şunu soruyordum. Bu dini Kürt kimliğinden silerseniz ortaya Kürtlük adına ne kalır diye. Sonraki dönemde mesela Mehdi Zana bunu ifade etti, başkaları ifade etti. Her ifade edeni susturdular. Ama ben ısrarla sordum o dönem. Bunu sildiniz, tamam İslami izleri sildiniz. Kürtlük diye ne kalır? Hepsini toplasanız hocam birkaç müzelik işaretten ibaret onların da Kürtlere ait olup olmadığı bile belli değil. Bunu başkaları denediler. Bunu Tunus'ta denendi, Bangladeş'te bu denendi, Türkiye'de bu denendi, Yemen'de, Güney Yemen'de, Komünist Yemen'de bu denendi. Ya buralarda bu milli kimlik İslam'la yoğrulmuş. İslam'ı diskalifiye ettiğiniz zaman ortaya milli kimlik diye bir şey kalmıyor. Tamamen ölüyor. Dolayısıyla bu Kürtlüğe ihanet, Kürtlüğe düşmanlıktır her şeyden önce. Hazreti İyaz'a düşmanlık. Evet. Hazreti İyaz'ı çıkardığınız zaman veya diğer sahabeleri çıkardığınız zaman geriye bir şey kalmıyor. Şimdi Diyarbakır, tabii Diyarbakır konuşmak aslında belki geniş bir programın konusu, özel bir programın konusu ama şimdi ben biraz böyle baktım. Ya hiç konuşmasak da çok böyle şey olacak. Yani çok yüzeysel geçmiş olacağız. Ya şimdi 7 peygamber mezarı bu nasıl bir şey hocam? Şimdi sahabeyle ilgili Mekke ve Medine'den sonra en fazla sahabenin metfun olduğu şehir. Şimdi dünyada özel bir konumu var. Az önce evet, o ilmi yönüne dikkat çektiniz. Ama bu hatıralar itibariyle de yani o maneviyat, o kutsiyet itibariyle de çok özel bir konumu var. Fakat ne hikmetse hala bunlar kapalı, perdeli, ilginç bir şey. İnşallah şimdi Eylül'de böyle bir çalışma yapılmış. Yani o peygamberlerin hatırası bir anlamda şu an insanlar gidiyor, görüyorlar falan. Hepsi yeni ama, hocam yani. Daha yeni. Hepsi yeni. Daha önce bir ziyaret olarak vardı ama bu hale, bu onarılma hali, böyle bu düzenlenme hali tamamen yenidir. Evet. Yani bir kere bunda yani şuurlu kesmenin de sıkıntısı var. Yani bizdeki bu selefileşme, gizli vahabileşme bizim bu tür manevi o sütunlarımızı çürümeye terk etmemize yani yol açtı. Kendi toprağından, memleketinden kopma, değil mi? Aslında manevi sütunların tamamı, yani bir Vahabi için bir mezar ne ifade eder ki? Bir ashab hatırası ne ifade eder ki? Adam bir yeri biliyor, bir göğü biliyor. Yani bu ne ifade ediyor? Yani neden gitsin ashab mezara gitme, mezar ziyareti bid'at ise, hasreten bir mezar ziyareti bid'at ise, Hazreti Sasan mezarı ne ifade eder? Hazreti Süleyman bin Halid'in mezarı, ashab mezarı, peygamberler makamları, dergahları ne ifade eder ki hocam? Yani dolayısıyla böyle bir sıkıntı da yaşandı ama sadece o değil, geleneksel kesim de bilmiyor. Yani Diyarbakır'ın meşayihi de bu mezarları bilmiyordu. Bu tümden yani, bir uyuşma, bir gaflet evet. Hali var yani. Ama Mevlana Halid Bağdadi yani üzerinde durmuş sanki hocam. Yani mesela ama Mevlana Halid büyük bir ihya önderi zaten. Mevlana Halid'in yani bütün... Ondan sonra neden şey olmamış acaba? Eğer Halid'i program usulüne uygun uygulanabilseydi İslam alemi bugün belki bu halde olmazdı. Zaman da yine geleneğe ve gaflete yenilmiştir hocam. Yani böyle hani bir yok sayma, bir sorumluluğu altına girmeme yönünde bir hal. Böyle bir uyuşma, bir gaflet hali. Bunun mutlaka atlanması lazım ve bu, evet. Bu mukaddes yerlerin tekrar tanınması lazım. Yani şimdi Diyarbakır Ulu Cami'de namaz kılmak, şimdi mesela ben İstanbul için de aynı şeyi söylüyorum. Bazen bir sokakta yürürken diyorsunuz ki buradan kim bilir ne padişahlar, ne paşalar yürümüştür. Şimdi Diyarbakır Ulu Cami'de namaz kılarken şunu hissediyorsunuz ki kim bilir kaç ashabın alnı burada secdeye değmiştir. Onun namaz kıldığı yerde kılıyorsun. Bunun manevi bir hali vardır. Bunu fark ettirmek lazım. Bunun farkında olmadıktan sonra, bunu fark ettirip farkındalık oluşturmadıktan sonra ne ifade edebilir ki bu Diyarbakır için ve Diyarbakır evet. için? Evet. Yani işte 100 yıldır bölgede yaşanan, işte yaşatılan acılar, işte dramlar, travmalar. Evet, belki bazı şeyleri gündeme getirmemiş olabilir ama sadece devlet
değil, sivil toplum içinde. Ben kanaat çevreleri daha bu konuda daha önemli. Sivil yani kanaat çevreleri, cemaatler, tarikatlar neyse, evet, bunların bu konuda daha hassas olması gerektiğini söylüyorsunuz. Şimdi hocam bir de yükselen milliyetçilik, ırkçılık, yani şey olarak konunun kendisini bizzat şey yapmak değil de bu Türkiye için bunu nasıl görüyorsunuz son zamanlardaki? Buna da değinelim, ondan sonra Lozan'a geçelim. Evet. Hocam şimdi bir kere milliyetçilik bize bölücü bir unsur olarak ihraç edildi. Yani sadece belli bir milliyetçilik değil. Bize milliyetçiliğin her türü, hatta ulemamızın çok iyi niyetle müspet milliyetçilik dediği milliyetçilik dahi kapısı açıldığında bölmeye, parçalamaya, didişmeye götürdü. Temelde Batı'nın İslam alemiyle alakalı bir fobisi vardı. Müslümanların birliği, bütünlüğü. Bunu değişik zeminlerde ifade ediyorum. Böyle hani gerçekten duyulmasında fayda var. Şimdi İngiliz kraliçesi tutup Stephen Runciman diye bir büyük elçiyi Haçlı seferleri gerçeğini anlamakla görevlendiriyor. Ona bir şato veriyor. Hangi tarihte hocam? Pasaport ve yakın tarihte hocam. Yani bu 20. yüzyıl. 20. yüzyıl. Ona uluslararası pasaport veriyor. Çok sayıda sekreter, mütercim veriyor. Diyor ki bana şunu göster. 3 cilt halinde Türkçe'de çevrilmiş Haçlı seferleri tarihi diye Türk Tarih Kurumu tarafından. Nasıl oldu da bu güçlü İslam alemi karşısında Batı'nın adeta zavallı Katolikleri Kudüs'e kadar gidebildiler? Çok güçlü bir İslam alemi var yani. Bunu şimdilik bir grup Müslümanın gidip Washington'un yanı başındaki bir kasaba, birkaç kasabayı ele geçirip devletçikler ilan etmesine benzetebilirsiniz hocam. Veya İngiltere'ye. Veya İngiltere'de. Hani evet. Özellikle belki İngiltere hani, artık... Denizi aşmışlar mı? Hayır. Ama karalardan gidiyorlar. Yani. Güç ifade etmiyor. Bir kısmı sonra denizlerden gidiyor. Tabii Akdeniz üzerinden gidiyorlar. Hmm. Yani bir kısmı daha sonraki süreçte. Şu kanaate varıyor. Diyor ki Hristiyanların gücü kendilerinden menkul değildi. Ha bu arada ikinci soru. Nasıl oldu da Selahaddin tekrar burayı bizden aldı? Hristiyanların gücü kendilerinden menkul değildi. Hristiyanların gücü Müslümanların parçalı olmasından geliyordu. Selahaddin döneminde az çok Müslüman birliği sağlanınca gücümüz gitti diyor. Hristiyanların gücü gitti diyor. Ondan önce sivil olarak çalışmış, sivil olarak çalıştığını düşündüğümüz 1905'te kitabı yayınlanan Stevenson da aynı tespiti yapıyor. Diğerleri de aynı tespiti yapıyorlar. Yani bunu kendileri söylüyor. Yani bizde bir güç yok. Onlar bölündüler. O yüzden güçlü gözüktük. Güçlü gözüktük. İbn-i Esir de aynı şeyi söylüyor. Ve emirler birbirlerine düştüler. Ve Frankler gelip İslam alemine girip Kudüs'e kadar vardılar diye söyler. Çok İbn-i Esir aklı başında bir tarihçi böyle tık diye net bir ifadeyle ortaya koyuyor. Şimdi bu şöyle bir şey oluşturulmuş Avrupa'da. Bunlar birlik oldukça bunları yenmek gerçekten mümkün değil. O halde bir yolunu bulup bunları parçalamak lazım. Şimdi İngiltere, biz bununla ilgili Sıdam olarak da bir çalışma yayınladık. Birkaç yol deniyor Avrupalılar İslam aleminde. Mesela karşı mezhepleri güçlendiriyorlar. Çok ilginç ama Şah Abbas döneminde Osmanlı'ya karşı İngiltere henüz küçük bir devlet. Askeri uzmanlar gönderiyor Şah Abbas'ın askerlerini yetiştirmek üzere. Gaye ihtilaf artsın diye. Şimdi Şah İsmail aziz ilan ediliyor Avrupa'da. Nadir Şah kutsanıyor adeta. Niye? Çünkü parçalıyor, bölüyor. Fakat yetmiyor. Sonraki dönemde de bizim içimizde mesela İslam'dan yeni dinler üretilmeye çalışılıyor. İslam içinde yeni dinler. Bahailik gibi. Kadiyanilik gibi. İslam içinde tefrika çıkaran yeni mezhepler üretilmeye çalışılıyor. Belki o mezhepler vardı, teşvik ediliyor Vahabilik gibi. Yani diyemem ben Vahabiliği İngilizler getirdiler. Ama teşvikte şüphesiz ki varlar. Bunu Vahabilerin
tarihini kendilerinden okuyan, yine bununla ilgili İslam'da bir çalışma yayınladık, Suudi Arabistan tarihi alınır. Olur olur methiyeler diziyorlar İngiltere'nin kendilerine verdiği desteği. Bölüyor, parçalıyor. Fatih yetmedi. Bunu paramparça bir hale getirmek gerekiyordu. Bu işi de en iyi gören neydi? Milliyetçilikti. Fakat milliyetçiliğin en çirkini hakim toplum milliyetçiliğidir. Yani iktidarda olanların milliyetçilik yapmasıdır. Osmanlılarda mesela Türklerin milliyetçileştirilmesidir. Eğer Osmanlı'da Türkler milliyetçileştirilmeseydi Osmanlı'nın bölünmesi, parçalanması imkansızdı. Milliyetçilikten başka, ırkçılıktan başka hiçbir şey Osmanlı'yı bölemezdi. Zira bir kışkırtma yapıyorlar. Araplara diyorlar ki bu Osmanlı size zulmediyor. Ama doğru değil, böyle bir şey yaşanmamış. Fakat milliyetçileştirilen İttihat generalleri halktan adamlar toplayıp bunları tren rayları üzerinde kurşuna dizdiklerinde veya lokomotiflere çiğnettiklerinde araba diyorlar ki bak işte size sana zulmediyor. Görmüyor musun? Sonra İstanbul'da 1900'lerin başında Türkçe dışında hiçbir dilin konuşulmaması dahi konuşuluyor. Ve bunu buradaki buraya Osmanlı'ya hizmet etmek üzere gelen Arap gençler bundan tedhiş oluyorlar. Bunu inkar edilecek hususlar değildir. Şimdi kala kala birazdan Lozan'la konuşacağız. Misak-ı milli sınırları içinde bir Türkiye var. Emin olun Diyarbakır'dan Türkiye bölünememiştir. Ama ne zaman Diyarbakır zayıf kaldıysa harekete geçirilen bir şehir vardır. Adını açık açık ifade etmek lazım, Trabzon. Israrla. Orada kendilerince bir maden bulmaya çalışıyorlar. Bizim hayal etmediğimiz, düşünmek istemediğimiz bazı hastalıkları Karadeniz yöresinde yayma konusunda bir girişim var. Bu yeni bir girişim değildir. Bir soldan yana bir Karadeniz solu üretilmeye çalışıldı. Mesela Fatsa bir dönemde böyle bağımsız cumhuriyet denirdi Fatsa için. Fakat bu durumlar atlandı. Trabzon'da ciddi bir sol üretildi ve hala çok etkin bu sol. Hala CHP içerisinde de epey önde, bir türlü sönmeyen bir Trabzon kökenli sol var. CHP'nin önde gelen daima mühim simalarının bir kısmı Trabzonludur. O da yetmedi. Bu sefer aşırı milliyetçiliğe sevk ederek onun üzerinden bir şey değiştirebilir miyiz diye bazı umutlar oluştu. Hatırlarsanız geçmişte o rahip vakası, bilmem diğer şey vakası, bu Ermeni yazarın vakası, tamamının çıkış noktası neresiydi? Trabzon'du. Ama bu milliyetçilik meselesi sadece bir Trabzon meselesi değildir. Sadece Trabzon'da bir provokasyon zemini buluyorlar. Bunda en çok Trabzonların düşünmesi lazım. Onlar üzerinden bir kışkırtma yaparak acaba diyorlar, biz burada bir tedhiş yapabilir miyiz? Biz burada Kürtlerde bir nefret oluşturabilir miyiz? Bir türlü oluşmayan bir nefreti ve bunu çoğu zaman maalesef Trabzon'da bir kesim bunu anlamıyor, anlamak istemiyor. Karşı tarafta zaten bunun anlaşılmadığını bildiği için orada bazı odakları, noktaları sürekli harekete geçebilir hale getiriyor. Değil ki o gün emrediyor git bunu yap diyor. Bununla ilgili bir üretim yapılıyor o sahada. Devlet de herhalde bunun farkındadır 20 yıldır, 30 yıldır. Biliyor herhalde. Ama bununla ilgili ciddi hiçbir tedbir alınmıyor. Zaman zaman da bu ödüllendiriliyor. Bu yanlış bir şey. Bunun önü alınamazsa sıkıntıya yol açar. Herhalde Trabzon ben Türkiye'den ayrılmak istiyorum diyecek bir şehir değil. Ama Karadeniz'de has bir milliyetçilik Türkiye'de üretilmeye çalışıldı. Karadeniz üzerinden acaba mesela Kürtlere yönelik bir tepki, bir nefret dalgası oluşturabilir miyiz diye düşünen kirli odaklar her zaman var oldu. Bu görmezlikten gelinecek bir husus değil. Diğer bir husus hocam. Evet, yani Trabzon'un burada söz konusu olması gelişi güzel değil, tesadüf değil. Bir plan, bir proje kapsamında oluyor diyorsunuz. Son 20 yılda Trabzon'un, evet. Trabzonların karıştırıldığı vakalar listesi şöyle bir çıkarılsın. Ortaya nasıl bir resim
çıkacak. Var, burada bir problem var, dikkat etmek lazım. Ama en Türkiye'nin yaşayacağı büyük felaket, facia ne? Büyük felaket, büyük facia İslamcıların milliyetçileşmesi ve ırkçılaşmasıdır. Son kale elden nasıl çıkar, çıkabilir mi sorusunu soranlar şunu bilmeliler. İslamcıların milliyetçileştikleri, ırkçılaştıkları gün, evet, bu kalenin elden çıkma tehlikesi, tehdidi o gün bütün haliyle hissedilecektir. Zira bugüne kadar hep bu kesim tuttu. Ben kendim mesela ilk Batı'ya geldiğimde bunu çok rahat fark ettim. Korkunç bir ırkçılık vardı CHP'de. Sol bir marjinal kesim böyle değildi. Ya aşırı sol bir marjinal kesim. Gerçekten böyle değildi. Daha çok küçük solcu partilere oy veren, onlar yoksa CHP'ye oy veren. Ama klasik CHP'li, CHP'li, ben Güney Anadolu'da görev yaptım. Ya milliyetçi değildi. Gerçekten ırkçıydı. Ulusalcı damar. Irkçıydı yani. Evet. Sen düşman gözüyle bak. Bilinenin aksine klasik Güney Anadolu, İç Anadolu MHP'lisi de ırkçı değildi. Bir yarı dindar bir milliyetçi dalgaya kapılmış bir kesimdi. Şimdi sen var gel MHP üzerinde böyle bir oyun oynamaya çalış. Başarılı olma. Ulusalcı damarları büyüt. Ayrı milliyetçi dalgaları kur. Hiçbirinde başarılı olma. İslamcılığa milliyetçi bir renk vermeye çalış. En olmadık şey. Çünkü orada geldiğiniz zaman İslami kesimin ırkçılığa en uzak kesim olduğunu rahatlıkla anlayabiliyordunuz. Bir harç gibi duruyor her yerde. Solcunun da milliyetçinin de esasen raydan çıkmasını o engelliyor. O uyarıyor. Kardeşler ırkçı olmayalım. Bize ırkçılık yakışmaz. Dinimizde ırkçılık yoktur diyen adam. Bu İslamcı da ırkçılaştığı zaman tuz resmen kokmuş olur. Şu anda öyle bir risk, öyle bir tehlike ve öyle. Geçen yıl ve önceki yıl öyle bir risk oluştu. Şimdi bir aslında bir düzelme var yani. Rahatlıkla hepimiz hissediyoruz. Yani geçen seneki meselelerde de mesela Kuzey Irak meselesi, Irak Hristiyanı meselesinde de bu Irak Hristiyanı ile ilgili söylem dile getirildiğinde en iyi tepki duyanlar vicdanlı olmak lazım. Dört bir yanda eleştirdiğimiz İslamcı yazar çizerler oldu. Hatta sadece onlar oldu yani. Peki. Durun burada dediler. Yani milliyetçilik, ırkçılık bize uygun. 31 dediler yani. 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın o seçim mitinglerindeki söylemi sonraki seçim tekrarında sanki fark edildi ve bir anlamda geri adım attırılmaya çalışıldı. Şimdi politik olarak bu söylem oluştu. Gençlik arasında milliyetçilik yayılmaya çalışıldı. Evet. Ama ana damar, Türkiye'deki ana damar İslamcı yazarlar, çizerler, kitle bunu doğru bulmadı, eleştirdi. Hatta Cumhurbaşkanlığı yönelik cesaret edebildikleri en büyük eleştiri milliyetçilikle ilgili eleştiriydi. Sakın yapmayın dediler. Bu asla yolumuz değil dediler. Bu yola girilmesi en tehlikeli yoldurlar hala ifade ediliyor. Dolayısıyla İslamcıların milliyetçileştirilmesi yönündeki çabada bir durgunluk var. Eminim ki siyasiler bu konuda kendilerini gözden geçirirler ama henüz çok böyle ciddi işaretler doğrusu alınmış değil. Değil. Peki. Üstelik milliyetçi olmayan bir siyasetçinin milliyetçilik yapmaya çalışması çok abes oluyor. Harcın çatırdaması yani anlamına geliyor. Yer yer bir takım açık söylemlere rağmen milliyetçiliğin sahada karşılık bulması ilginç. Şimdi bir araya gidelim hocam. Aradan sonra inşallah devam evet. edeceğiz. Değerli izleyiciler buradayız. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Doktor Abdülkadir Turan hocamla şimdi en son ırkçılık hastalığı üzerinde konuştuk ki son zamanlarda Trabzon üzerinden oynanan bir oyun var dedi hocam. Şimdi buradan artık programın son bölümünde 24 Temmuz'daki Lozan, 24 Temmuz evet. 1923. Şimdi Lozan'la ilgili tartışmalar hala sürüyor. İşte Lozan'ın gizli maddeleri diye bir de bir şey eklendi tartışmalara son zamanlar. İşte 1923'den 100 yıl sonra yani 2023'te Lozan'ın anlaşmaları ile ilgili yeni bir safhaya geçileceği hatta işte geçersiz olacağı şeklinde bir takım tartışmalar oldu.
Lozan işte bir anlaşma değil, bir ihanetti diye bu çok seslendirildi. Şimdi şöyle bir tanım, tarif yaparsak, yani Osmanlı henüz daha, yani yeni cumhuriyet kurulmamış. Evet. Şimdi Ankara hükümeti gidip bir anlaşma yapıyor. Bu bir ortada bir garabet var. Bu oradan mı başlarız, yoksa hayır hiçbir gariplik yoktu. Öyle bir sıradan bir anlaşmaydı mı? Evet. Şöyle bir tarif ederse hocam, buyurun. Hocam bazı maddeler okuyayım. Bir garabet var mı, yok mu? Onu size herhalde daha iyi bilinir. Yani mesela bilinen maddeler var. Ne diyor? Türkiye aşağıda sayılan adalar üzerindeki bütün haklarından ve sıfatlarından İtalya yararına vazgeçer. Bugünkü durumda İtalya'nın işgali altında bulunan Stampalia, Rodos, Kalki, Scarpanto diye adaları sayar gider. Sonra Türkiye Mısır ve Sudan üzerindeki madde 17 bütün haklarından ve sıfatlarından vazgeçişi 5 Kasım 1914 tarihinden başlayarak yürürlüğe girmiş olacaktır diyor. Hiç. Mısır ve Sudan. O tarihe kadar, her ne kadar buralar İngiliz istilası altındaysa da bunlar Osmanlı'nın toprağı sayılıyor hala. Şimdi Sevr diyoruz ya hani, sonra Lozan diyoruz. Sevr batıştı. İşte Vahdettin Sevr'i kabul etti mi? Yani kabul ettiği çok tartışılır. Ama faraz edildi. Şimdi Lozan, devam edelim hocam. Mısır'la ilgili vergi borç meseleleri maddelere bağlanıyor. Çünkü Mısır Osmanlı'ya bağlı, kabul ediyor madde 18'de. Türkiye İngiliz hükümetince 5 Kasım 1914 tarihinden ilan edilen Kıbrıs'ın İngiltere'ye katılışını tanıdığını bildirir. Madde 20'ydi bu. Devam edelim hocam. Türkiye 27. maddenin genel hükümlerine halel gelmemek şartıyla 18 Ekim 1912 tarihli Lozan Anlaşması, bu eski anlaşma ve bu anlaşmaya ilişkin senetler uyarınca ne nitelikte olursa olsun Libya'da yararlandığı bütün haklarının ve ayrıcalıklarının kesin olarak sona erdiğini tanıdığını bildirir. Bu bir şüphesiz ki. Yani Lozan, Mısır, Sudan, adalar hepsi bir iptal. Ve bu zafer olarak şu anda kitaplarda yani, zafer olarak okutuluyor. Yani. Verdikçe vermişsin arkadaş yani. Evet, yani. Daha bunlar 3 madde diyor. Ya verdikçe verdi. Şimdi burada ne yapılıyor hocam? Lozan'da 24 Temmuz da yıl dönümüne gitmiş bu Lozan Anlaşması'yla ne yapılıyor? Yapılan şudur. Bir kere Osmanlı toprakları buraları istila etmek isteyen batılı güçlere bir bir Lozan'da tapılanıyor. Arkasında Türkiye diye bir devlet tanınıyor. Fakat bu Türkiye'nin de eli ayağı bağlanıyor. Azınlık maddeleriyle, haklarla ilgili maddelerle. Türkiye'de laik ve milliyetçi, ulusçu, dolayısıyla dini bağlarla etraftan, dini bağlar açısından çevresinden koparılmış. Anadolu milliyetçiliği öne çıkarıldığı için esasen Türk dünyasından da koparılmış, kontrol edilebilir bir sahaya zorlanıyor. Kendi sistemini, iç sistemini inşa etmesine bile müsaade edilmiyor. Coğrafik olarak Misak-ı Milli sınırlarından Musul bile yok. Böyle bir anlaşma. Bu ne tarafı garip olmasın ki yani. Yani sen Mısır gibi devlet, Sudan, Libya, adalar, bununla beraber esasen bütün Arabistan kıtası tamamını verdiğin bir anlaşmadan bahsediyorsun ve bunu zafer diye anlatıyorsun. O da yetmez, elini ayağını bağlamış, hatta adalarla ilgili hukuku bile sana getirmemiş, seni İstanbul'da taciz etmiş. İstanbul'daki Ermeni, Rum, Yahudi karşısında boynunu bükmüş, madde koymuş. Şimdi buraya tek tek aldım. Mesela en zor maddeler hep derler. Acaba Lozan'ın gizli maddeleri var mıdır? Ne gerek var gizli maddelere ki? Yani açık maddeler. Bu arada Lozan'ın hikayesini hocam anlatırız. Bu gizli madde, açık madde, saklı madde şeyleri. Bakın maddeleri. 38'den 44'e kadar. Net olarak ifade ediyor.
anayasayla bile değiştirilemez diyor. Hiçbir şekilde. Dokunamazsınız diyor. Ne anlatıyor hocam? Diyor ki bir, azınlıklar. Azınlıklar dediği dini azınlıklardır. O dönemde normalde Türkiye toplumu ikiye ayrılıyor. Müslümanlar ve gayrimüslimler diye ikiye ayrılıyor Osmanlı hukuku üzerine. Fakat öyle bir tanımlama o güne kadar kullanılmamış olmasına rağmen, her ne kadar Avrupalılar Osmanlılara Türk diyorlarsa da Osmanlı kabul ettiği metinlerde ısrarla Devlet-i Ali Osmani diye geçmiş olmasına rağmen Müslüman kelimesi yerine Türk kelimesi kullanılıyor. İçeriye milliyetçilik dayatılıyor az önce bahsettiğimiz. Niye? Sorunlar hidas edilmeye çalışılıyor. Hakim toplumun milliyetçiliğiyle. Bir, azınlıklar Türk halkıyla eşit haklara sahip olacak. Türk halkından kastı burada Müslüman halktır. Tüm Müslüman halktır yani. Her ne olursa olsun burada ırkiyet önemli değil. Yani Türk olabilir, ırk olarak Gürcü olabilir, Kürt olabilir, fark etmiyor. İki, azınlıklara ayrı bir hukuk uygulanmayacak. Hocam azınlıklara ayrı bir hukuk uygulamazsanız ne yaparsınız siz? Azınlıkların onaylayacağı bir hukuk getirirsiniz, öyle mi? Azınlıklara ayrı bir hukuk uygulayamıyorsunuz. Azınlıklara rağmen de bir hukuk sistemi geliştiremezsiniz. O zaman azınlıkların onaylayacağı bir hukuk getirmek zorundasınız. Kalkıp Hristiyan Yahudi hukukunu birebir faaliyete geçirecek değilsiniz. Anlaşalım diyorsunuz, Avrupa'daki seküler hukuku Türkiye'ye taşıyalım. Üç, azınlıklara kendi dillerini hayatın her alanında konuşma izni verilecek. Dört, azınlıklara kendi okullarını açma hakkı verilecek. Beş, azınlıklar kendi hafta tatillerinde ve dini bayramlarında çalışmaya zorlanamayacak. Altı, azınlıklar devlet korumasında olacak. Yedi, azınlıkların ibadet özgürlüğünü sınırlayan, ibadet şekline müdahale eden hiçbir yasa çıkarılamayacak. Korumuş gibi zannediyorsun, azınlıkları korumuş zannediyorsun. Aslında azınlıklar üzerinden tüm Türkiye'de gizli bir laiklik ilan ediyor ve bunu senin iraden dışında yapıyor. Halka herhangi bir şekilde bunu sormuyor. Şimdi o şeye gelebiliriz. Bu Lozan saklı mıydı, açık mıydı? Usulen hocam şimdi garantörler olur. Burada Lozan metni de Fransa'ya verilmiş. Fransa'nın bunu devletlere vermesi gerekiyor. Her bir nüshayı ilgili devletlere vermiş, birini de Türkiye'ye vermiş. Fakat zafer metni denen bir metin saklıydı. Ortalıkta yoktu. 1978'de ta ki basında, bu arada bu Kıbrıs Barış Hareketi ile alakalı meselelerdir. Türkiye Kıbrıs meselesinden sonra ciddi bir sorgulamaya girdi. Ya bu Batı dost değil. Bununla yürünmüyormuş. Daha önce tanıdığı hakları da elimizden almaya çalışıyor diye bu yönde bir aslında gizli bir reform oldu Türkiye'de 1974 Barış Hareketi ile beraber bir reform oldu. İslamiliğin önünün açılması da o süreçle alakalıdır. Yani İslami hizmetler, ya biz kendimiz olmazsak başkaları elimizdeki her şeyi alacak. Biz neyse gavurlaştık ama hala üzerimize geliyorlar. Bu 74 ile aslında oluşan bir, pekişen bir haldir bu. Ümmete ait olma, ümmeti yeniden anma meselesi tamam 74 ile alakalı bir meseledir. Bizim sırtımızı döndüğümüz Libya bize destek veriyor. Ama 200 yıldır dost olmaya çalıştığımız İngiltere bizi arkadan vuruyor. Bu gerçek her tarafta görülüyor. Şimdi bu tabii 78'de hocam, evet. Çok özür. Kıbrıs Barış Harekatı'nın da geçen yıl dönümüydü. Merhum Erbakan Hoca'yı da burada rahmetle yad etmek lazım. Allah rahmet eylesin. Çünkü Barış Harekatı denilen o şeyin, yani aslında o müdahalenin emrini de bizzat kendisi veriyor değil mi? Aslında bunu orada arada hocam konuşmak lazım. Evet hocam. Gerçi çok konuşulacak çok şey var ama araya girdim, özür dilerim. Buyurun. Sağ olun hocam. Bu 78'e kadar bu saklı kalıyor. Nihayetle Kemal Girgin diye dönemin Dışişleri Bakanlığı yetkilisi diyor, o kadar diyor şeyler ayyuka çıktı ki bu konudaki dedikodular. Ben nihayetinde MİT'ten diyor destek aldım, Milli İstihbarat'tan destek aldım ve Dışişleri Bakanlığı'nda Lozan'ın metnini aradım. Orta metin yok, bize lise kitaplarında 5-10 madde öğretilir ama aslında bu yaklaşık
325 sayfalık mı? Bir metin hocam yani bu. Kocaman bir metin. Ben gördüğümde şoka olmuştum. 2008'de ilk kez gördüm. Zaten o zaman yayınlandı. O zamana kadar yayında değildi. Hayretler içinde kaldım. Hepimiz Lozan'ı birkaç maddede ezberliyorduk. Öyle değil mi yani? Ama 357 sayfaymış. 357 sayfa. Yani bu bir metin. O zamana kadar bu 350 sayfa yok muydu? Ortalıkta yok. Ortalıkta yoktu. Dışişleri Bakanlığı'nda da yok. Yani Türkiye'nin arşivlerinde de yok. Türkiye'nin arşivlerinde de yok. Hiçbir yerde yok. Yani bu nasıl bir şey? Şimdi hep bir anlaşma imzalıyorsunuz ama metin ortada yok. Metni Fransa size vermiş fakat herhalde ayıbınızdan olacak. Metni saklamışsınız hocam. Metni? Saklamışsınız. Kamuoyuna açıklamadığınız gibi. Ama diyorsunuz ki şeyde de yok, arşivde de yok. Arşivde de yok. Nereye saklamışlar? Nereye saklamışlar? Ben bizzat hatıratından okudum Kemal Girgin'in. Diyor ki, ben diyor, bu arşiv dairesi başkanıymış bu arada. MIT'in desteğini aldım, uzman istedik ve Dışişleri Bakanlığı'nın mahzenlerindeki kasalara baktık. Maymuncukla diyor, özel maymuncuklarla kasaları bir bir açtık. Kasalardan birini maymuncukla dahi açamadık diyor. Bunun üzerine oksijen tüpüyle parçaladık kasayı. Ortaya baktık ki Lozan metni çıktı diyor. Yağlanmış, paslanmış bir metin. Olsun diyor, yine bulmuştuk. İlan ettik. Yıl 1978. 78. İlan ettik arkadaş, metin elimizde. Yayınlamıyoruz ama elimizde. Bu ilk kez bu AK Parti döneminde 2008'de yayınlandı. Hepimiz görmüş yani, olduk. Peki o... Şu anda önümde mesela Lozan metni şu anda. Şu, yani bilinen Lozan maddelerinden farklı olarak ne var orada? Yani böyle çok... Hocam mesela biz azınlıklarla ilgili maddelerden hiçbirini biz bilmiyorduk. Mısır'ı hiç bilmiyorduk. Libya'yı bunlar var. Hiç bilmiyorduk. Yani az önce yani saydığınız maddeler var. Elbette bunların hepsi var. Yani bunlar saklı mı yani... Lozan'a hiç ihtiyaç bırakmıyor. Azınlıkla ilgili kısım bize ne öğretiyor? Bize neyi dayatıyor? İç hukuku, layıklığı zorunlu olarak dayatıyor. Diğerleri zaten parçalayıp bölüyor. Yoğun bir şekilde normalde Müslüm gayrimüslim diye Türkiye toplumu tanındığı halde bir Türklük vurgusu yapılıyor ama henüz Türkiye adı bile yok bu görüşmeler yapılırken. Henüz Türkiye adı yok. Osmanlı bakiyesi kendi tarif etmemiş bir şey var. İstanbul hükümeti ve Ankara hükümeti var. Adamlar kendileri bu isim de dayatıyorlar. Kuracağınız devletin ismi dahi dayatıyorlar. Yani ne yapmaya çalışıyorlar hocam? İslam aleminden ve geniş Türk dünyasından yalıtılmış, kontrol altına alınabilir, bundan sonra büyüme ihtimali olmayan ama parçalanma ihtimali her gün konu edilebilecek, gündeme getirilebilecek zayıf, cılız bir Türkiye meydana getiriliyor, getirilmeye çalışılıyor ve buna da zafer deniyor. Şimdi uzun Peki, bir hikaye. Şimdi tam burada 2008 dediniz. AK Parti ne yaptı bu şeyi? Metni aldı, yayınladı hocam. Metni aldı, yayınladı. Ne oldu devletin tavrı? AK bu Parti demiyor. Ben çok garibime gitmiştim. Umarım günahını almıyorumdur ama ben kesin olarak bu kanaate vardım. Yani bu arada metin incelemecisiyim herhalde. Söylemesi de bir beis yok. Yani normal bir metin ne anlama gelir, kim yazmıştır, nereye doğru gider. Ben Kadir Mısırlıoğlu'nun Lozan'la ilgili kitaplarını okuduğumda şundan emin oldum. Kadir Mısırlıoğlu hiçbir şekilde Lozan metnini görmemiş. Görmeden etraftan duyduklarıyla kitabı yazmıştır. Görme şansı da zaten yoktu. Zaten piyasada yoktu. Ya politikacılar, Türkiye'nin düşünebiliyor musunuz hocam? Yani 1920'li yıllardan 78'e kadar hiçbir Dışişleri Bakanı, o imzalayan İsmet Paşa hariç, hiçbir başbakanı, cumhurbaşkanı Lozan'ı görmemiş. Kendi kurucu anlaşmanızı görmemişsinizdir. Ya yani görmeye ihtiyaç duymamışlar. Onlar ne derse başımız üstüne deyip. Yani çok anlaşılabilir bir hal evet. Değil. Şimdi. Esasen yani imparatorluk bakiyesi ve özgüveni yüksek bir toplum nasıl sindirilir? Lozan'ın hikayesi böyle bir hikayedir. Şimdi böyle çok bunu bir yanlış tarafa umarım çekilmez ama mesela bir Mısırlı'yla konuşun, bir Iraklı'yla konuşun, bir Suudi Arabistanlı'yla konuşun, Pakistan'la konuşun. Batı'ya karşı bir böyle bir kendi eksik hissetme gibi bir hal var hocam. Fakat bizim buradaki dağdaki çobanla konuşun. Trump'la
bu düello yapabilir. Yani burada bir Batı'ya karşı bir yüksek güven var. Özgüven var. Anadolu'da çalışan herkes bunu dur ya bu gavurlar kimdi ki bugün karşımıza çıktılar arkadaş? Dedim miydi cami önündeki tesbihini çeken hacı amca? Yedi düvel sarsılır gerçekten. Adamlar bunu biliyorlar. Ve sürekli bu hissiyatı rencide ederek, insanı rencide ederek öldürmeye çalışmışlardır bu memlekette. Sürekli bununla uğraşmışlardır. Ya da bunu menfi bir egoya dönüştürerek, ırkçılık gibi, milliyetçilik gibi bir egoya dönüştürerek bu memleketi zayıflatmaya çalışmışlardır. Buyurun şimdi hocam. 2008'de bu Lozan'ın bu metni, bu ilk defa diyorsunuz ki açıklandı. Evet. 300 kaç sayfa dediniz hocam? 357 sayfa. 357 hocam. Sayfa. Şimdi evet. AK Parti dediniz açıkladı da. Fransızca karşılığıyla beraber yalnız. Yani ekleri ve Fransızca karşılığıyla evet. beraber. Devletin tavrı ne oldu? Yani hani dediniz ya daha önce kimse umursamadı anlaşıldığı kadarıyla veya ulaşamadılar ama şimdi 2008'de açıklandı. Devlet dediğimiz artık o şey yani o üst akıl neyse. Bu nasıl gördü bu açıklanan maddeleri? 2008'de. Büyük bir tepki topladı. Gösteriler yapıldı. Neydi sıkıntı burada? Mesela Erol Manisalı vardı o dönemde. Ergenekon davasında yargılandı. Öldü mü bilmiyorum. Profesör Erol Manisalı ulusalcı kesimdendi. Türkiye'deki dindarlaşmayı Lozan ihlali olarak görüyordu ve dolaylı olarak Avrupa'yı bu süreci durdurmaya çağırıyordu. Dindarlaşmaya karşı. Dindarlaşmayı Lozan kurucu anlaşmanın ihlali olarak görüyordu. Sizin taraf olduğunuz bir anlaşma ihlal ediliyor diyordu dindarlaşmayla. Vasfı neydi bu iş? Profesör. Profesör. Evet. Siyaset profesörü. Doğu Perinçek ve arkadaşları dört bir yanda gösteri yürüyüşleri düzenlediler. Ne için? Lozan'a dokunulamaz diye. Ya bu metin açıklandıktan sonra? Bu metin açıklandığı sırada ve açıklandıktan sonra. Ve bu büyük bir sorun yapıldı. Hatta belki hükümetin 2007-2008 sürecinde karşılaştığı problemlerin bir kısmı da bu metinle alakalıydı. Muhtıra filan. Bunu pek direkt metinden bahsetmediler. Zira metnin halk tarafından duyulmasını bile istemiyorlardı. O kadar şükretmiştim ki ben ilk metni böyle dikkatlice okuyup ilk bu Türkiye Batı ve İslam'a girilen ilk tahlilleri yaptığımda. Çünkü gerçekten yokmuş. Kimse de okumamışmış meğer yani. Ben de zannediyordum ki herkes bu metni okumuş. Bir biz kalmışız. Tam okumadığımızda okuldaki İkrap tarihindeki maddeleri ezberlemekle kalmışız diye. Meğer öyle değilmiş yani. Kimse okumamış. Herkes bizden farksızmış. Hatta Dışişleri Bakanları, Başbakanları bile okumamışlar. Ama büyük bir tepkiye yol açtı. Ve o günden bugüne Cumhurbaşkanı net bir şekilde ifade ediyor. Yani o gün biraz daha üstü kapalı ama bugün çok açık bir şekilde bu metin mutlaka gözden geçirilmeli diyor. Mutlaka yeniden bir bakılmalı yani, buna yani. Onlar da yani Türkiye'deki o ulusalcı kesim, Kemalist kesim hala bu maddeleri açığa çıksa bile içinde ne kadar ihanet olursa olsun bunu savunuyorlar. Zannederim Perinçek grubu geri adım attı. Yani geri adım attı ama hala savunan ciddi bir kitle var yani ciddi bir yapı var yani. Bunun içinde tabii profesörler, akademisyenler falan. Bunun profesör olmuş. Görmediği bir anlaşmanın profesörü olmuş yani. Ne diye savunması ki yani? Görmediği bir metnin profesör olmuş. Ne güzel yani. Güzel bir şey. Yani. Ya şimdi böyle bir şey mi olur yani? Ya şimdi program aslında hocam çok ilginç şeyler konuşuyoruz ya programda. Evet. Şimdi ben söyleyeceklerim var hocam yani aslında bu. Yok devam edeceğiz. Devam edeceğiz ona. Şimdi biliyorsunuz ki Diyarbakır'ın Fatih'i İyaz bin Ghanem daha yeni ki o da benim çabamla dediniz. Yani işte gündeme geldi. İşte bir de Lozan'la ilgili daha yeni ki. Tabii 2008 yani. 2008'de. Ya 78 Kemal Girgin'den bu da işte size doğrudan Kemal Girgin'den okudum bu. Hürriyet'te yayınlanmış bir röportajdır evet. Bu ya. Adam diyor ki biz diyor mahzenlere diyor böyle çok yani insan ne diyeceğini bilemiyor. Şimdi o MİT uzmanları çağırdık da diyor kasalar diyor maymuncukla açtık. Baktık diyor yağlı bir metin çıktı olsun dedik artık Lozan vardır hiç olmazsa diye. Evet. Çünkü yok diyor. Elimizde Lozan diye bir metin yoktu diyor. Kemal Girgin'in vasfı neydi? O arşivler daire başkanıydı. Daire başkanıydı. Dışişleri Bakanlığı'nda. Yani onun dışında hiç kimsenin şimdi, böyle bir şey derdi olmamış o zaman. Hayır derdi yani, elbette derdi olmamış. Yani hiç kimse ya bu nerededir? Belki hocam, arayalım. Şey bilmiyor. Yani bilmeyen yani ki bundan bir film bile çıkar hocam. Yani bu güzel bir film. Hocam, bilmeyen ki Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arşiv Dairesi Başkanı. Ya yani tamam arşivle ilgili şahıs ama görmemiş adam.
Yok yok, o zamana kadar ki diğer arşiv başkanları veya diğer hiç bununla alakalı olan hiç kimse, hayır görmemişten ziyade böyle bir dertleri olmamış. Yani bunun maddeleri ya saklanmışsa nereye saklanmış, hele bir arayalım falan, öyle bir dertler olmamış. Olmamış. Hiçbirinin yani. Olmamış. Hiçbirinin olmamış yani. Çünkü basın sıkıştırdığı zaman şunu diyememişler. Ya arkadaşlar elimizde bir kopyası var. Biz bir yere şöyle yazdık yani, bir kopyaladık falan değil. Herhalde geldiği gibi kimse görmesin diye tamamen kapatılmış artık. Anahtarsız bir kasaya kapatılmış. Evet. Çünkü şöyle biliniyordu. Mısır'ın daha işinin daha önce bitirildiği düşünülüyordu. Halbuki İngiltere hala istilacı konumundaydı. Anlaşmaya kadar istilacı konumundaydı. İtalya, Libya'da istilacı konu ve bir anlaşmaya bağlanmamıştı. Bununla kendi ellerinizle fethedilmiş toprakları veriyorsunuz. Ashabın fethettiği toprağı veriyorsunuz. Sonra Osmanlı'ya gönüllü katılmış toprakları veriyorsunuz. Dünyayı veriyorsunuz ama Sevr'den dolayı vahdet dine küfrediyorsunuz bir de. Üstelik onun tanımadığı ama sizin tanıdığınız bir anlaşma var ortada. Şimdi 2008'den sonra bu yeni metin veya ortaya çıkan, yeni metin demeyelim, ortaya çıkan asıl metin. Asıl metin tabii yani ki. Doğru kullanalım. O asıl metin, madem ki AK Parti bunu ilan etti, o halde bunun işte inkılap tarihi mi neyse ya, o kitaplara da girmesi gerekiyor bunun. İşte ona kolay girmez hocam yani. Onlar kutsal kitaplar değiştirilmez yani. Kutsal kitaplar. İndiği gibi şey yani. Peki şimdi 2023... Evet. 1923 değil mi? 24 Temmuz 1923, 2023. Ne olacak 2023'te bu anlaşma ile ilgili? Bir kere yani anlaşma ile ilgili yani deniyor ki 100 yıl sonra bu anlaşma kendi kendine lag olur. Bir yani kere öyle bir kural var mı? Öyle net bir kural yok dünya hakkında. Yani böyle açık bir kural yok. Bir ikincisi zaten dünyanın şu anda en büyük gücü kim? Amerika. Fakat Amerika bu anlaşmayı hiç tanımamış. Nasıl tanımamış? Hiç tanımamış hocam yani. Yani Amerika o zaman... Diğer ülkelerin parlamentoları imzalamışlar. Mesela Fransız, İngiltere, kim varsa. Burada İtalya. Hazır olanların tamamı burada isimleri geçiyor. Orada hazır bulunanlar. Japonya İmparatoru'na kadar gidiyor. Bunlar Japonya İmparatoru dahil diye biliyorum. Metinde evet o da vardı. O bile var. Bunlar imzalıyorlar. Kendi parlamentolarına sunuyorlar ve imzalıyorlar. Fakat Amerika bunu tanımıyor. Yani bunu parlamentosunda onaylattırmıyor. Varlığından mı haberi yok yoksa? Hayır, kabul etmiyor. Bunun üzerine 6 diyor ki ben burada yoktum, ben katılmıyorum diyor. 6 Ağustos 1924'te Dostluk ve Ticaret Anlaşması aldı altında Lozan'ın bir kopyası Amerika ile imzalanıyor. Fakat bu da ancak 1927'de Amerikan Senatosu'na sunulabiliyor. Fakat Amerikan Senatosu şey yapmıyor. İmzalamıyor. 3'te 2 çoğunluğu şart olan 3'te 2'lik çoğunluk sağlamıyor. Evet de. Yani şu anda Lozan'ın Amerika'da karşılığı yok. Karşılığı yok elbette. Ve şu anda da dünyanın jandarması Amerika. Amerika. Dolayısıyla. Türkiye'nin buradaki çekingenlerinin biri de budur. Yani bu çekingenlerin? Yani bu anlaşma zaten artık bugün artık uygulanabilir bir anlaşma olmaktan çıkmış. Mesela bir kara suları meselesi var. Şeyde bir Ege adalarında. Yani bu kaç mil olacak? Şimdi sen Anadolu'nun dibindeki seslendiğin zaman sesini duyabilecek bir adayı tutmuşsun Yunan devletine vermişsin. Ve bunun kara sularının ne kadar olduğunu da yazmamışsın. Şimdi adam 6 mil değil 12 mildir dediği zaman Türkiye kara su diye bir şey kalmıyor. Ege'de. Yine Batı Trakya'da müftü seçimi var. Adam atamayla müftü gönderiyor. Halkın seçmesine müsaade etmiyor. Ve sen bununla ilgili hiçbir şey dile getirmiyorsun. O halde bu anlaşmanın bazı maddeleri kendiliğinden zaten ölmüştür artık. Bunun için Türkiye burada kendini kandırmak istemiyor. Veya mesela Kardak gibi, Kardak Kayalıkları hatırlarsınız. Evet. Biz geçmişin böyle Tansu Çiller döneminin meşhur vakasıydı bu. Hocam hiç tarifi yapılmamış kime ait olacağı. Anlaşmada yok, unutulmuş. Küçük bir kayalık olduğu için belki gözden kalmıyor. Ama bugün artık kara suları açısından küçük bir kayalık kavramı yoktur yani. Onu sizin artık 6 mil veya 12 mil bir de ona bir su tayini yapmanız deniz sahası tayin etmeniz gerekiyor ki bu çok ciddi bir şey orada bir kayalık sahibi olmak. Kayalık deyip geçmemek gerekiyor. Şimdi şöyle bir... Dolayısıyla ölüyor yani anlaşma kendiliğinden ölüyor. Anladım. Türkiye gözden geçirmesini istiyor. Bazı maddelerin tabii tekrar iptal olsa bile
Yani 100. yılında diyelim ki iptal oldu. Az önce saydığınız Mısır, Libya, Sudan'la ilgili herhalde geriye dönüş mümkün olmaz veya adaların iadesi evet. mümkün olmaz. Şimdi yalnız şöyle bir hani mantık çıkarımı yapalım. Türkiye'nin hakları denildiği zaman Türkiye'deki bütün partiler buna itiraz edebilir mi? Yani mesela ya Lozan'ın 100. yılındayız. Biz bu maddeler bizim aleyhimize, hepimizin aleyhine. Dolayısıyla ortak bir şey irade ortaya koyalım dense buna itiraz olur mu? Evet oluyor. Çünkü bir kere burada böyle bir kutsama var. Bu yani Mustafa Kemal tarafından imzalanmış diyor adam. Bitti. Bitti. İkincisi aslında orada bir suistimal yapıyor. Bu maddeleri adam sekülerizmin, laiklığın teminatı olarak görüyor Lozan'ı. Bunun farkında, bunu biliyor. Sadece hafta tatilleri yeterli. Şimdi sen kalkıp hafta tatillerini azınlıklara göre ayarladığın zaman bu anlaşma gereği. Çünkü anlaşmadaki madde çok net. Türkiye 38'den 44'e kadar olan maddelerde belirtilenleri asli şekliyle kabul eder. Bu maddelerle ilgili hiçbir kanuni, hiçbir idari değişiklik yapamayacağını, bu maddelere aykırı hiçbir kanun çıkaramayacağını, hiçbir idari uygulamada bulunmayacağını taahhüt eder. Diyor ki sen kalktın hafta tatilini, cumartesi pazar yaptın. Başka çaren de yoktu zaten. Dolayısıyla evet bir itiraz var, kabul edilmiyor. Bu arada bazı ilginçlikleri gereği, bu konuyu konuşmuşken ifade etmek lazım. Hı hı. Mesela hocam o dönemde henüz şapka kanunu yok. Bu iki yıla yayılıyor yaklaşık süreç. Şapka kanunu yok. Şapka bizde çok abes karşılanıyor. Ama Türkiye heyeti Fatır Şapka'yla görüşmelere gidiyor. Fatır Şapka'nın o dönem simge olduğunu tüm dünya bilir. Bu tamamen teslimiyet anlamına geliyordu. Biz sizdeniz. Size geçtik. Bizi kendinizden kabul edin. Bu tartışılıyor. Türkiye bu kadar çaresiz miydi? Çaresiz değildi. Fakat birileri Türkiye'yi çaresiz bir hale getirip kendisi yönetmek mi istiyordu? Evet. Bu konuşulması gereken bir husus. İkincisi esasen meclisin heyet göndermesi gerekiyordu. Bakanlar Kurulu gönderiyor. Bakanlar Kurulu'nun gönderdiği heyeti de İsmet Paşa orada Rıza Nur'u, ondan sonra Hasan Sakay'ı hiç tanımıyor. Hiç ilgilenmiyor. Onun yerine kimi şey yapıyor? Türkiye Yahudileri baş hahamı Haim Nahum'la beraber görüşmeleri yürütüyor. Bu adam kim? Bu adam çok mühim bir fikir adamı Yahudiler açısından. Türkiye'deki görevi bittikten sonra 1925'ten sonra Mısır'a gönderiliyor. Ve ardından İsrail'in kuruluşunda en çok payı olan isimlerden bir tanesi. Orada Rıza Nur ona diyor ki bu adam basbayağı bir Yahudi efendim diyor. İsmet Bey diyor. Buradaki diyor bizi rencide ediyorsun diyor. Neden bununla kol kola giriyorsun diyor. Neden bununla sarmaş dolaşsın diyor. Ayıp olmuyor mu diyor. Bu adam bildiğin sadece bir Yahudidir diyor. Fakat bizim uyarılarımıza rağmen tanımadı. Ve ne konuştular biz hiçbir zaman anlamadık diyor. Sonra o esnada ilk medeni kanun ve ceza kanunuyla alakalı ilk girişimler yapılıyor. İslam'a hakaret eden mukaddime bölümleri yazılıyor. Henüz anlaşma imzalanmamış. Anlaşmaya gidilirken saltanat kaldırılıyor 1 Kasım 1922'de. Fakat anlaşma o süreçte askıda kalıyor. O imzalama süreci uzuyor. Peşinden hilafet kaldırılıyor. Şereye ve avukat vekaleti lagv ediliyor. Tevhid-i tedrisata gidiliyor. Ya. Layıklık açıkça değil ama aslında bir şekilde kabul ediliyor. Bu sürece gelinceye kadar 3 Mart 1924'ten bahsediyoruz. Süreç çünkü bir anda olmuyor yani. Bu 1-2 yıla yayılıyor ve bu 1-2 yıl içerisinde anlaşmada görülmeyen, izah edilmeyen bir sürü İslam karşıtı değişiklik yapılıyor. Onun için gizli maddeleri var mı deniyor. Evet gizli maddeleri değil ama gizli görüşmeleri vardı. Ve bu gizli görüşmelerin ne olduğunu bugün hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama gizli maddeleri olmaz. Bu metnin gizli maddelere ihtiyacı yok. Yani ortaya çıkan metin zaten şimdiye kadar gizliymiş. Ve artık ifşa elbette oldu. Yani başarılı bir metin kim niye saklasın hocam?
Yani siz olsanız başarılı bir metni saklar mısınız? Yani yani iftihar ne yapar? Levha yapar, odasına asar madem o kadar başarılı bir metindi yani. Öyle değil mi yani şimdi? Lise öğrencilerine birkaç madde ezberle. Misak-ı Milli Musul dışında tanındı de falan. Böyle bir iki şey yuvarlat. Peki. Ama öyle değil. Sen burada Misak-ı Milli'den bahsediyorsun. Fakat dünyanın devletini dağıtmışsın. Üstelik devletle tapulamışsın başkasına yani. Ciddi bir hak halde. Üstelik muzaffer bir ordu. Yani burada şimdi sen 30 Ağustos'ta büyük bu Ağustos zaferlerini kazanmış mısın? O zaferi kazanmışsın sen. Sen bilmem Sakarya'da kazanmış mısın? Kazanmışsın sen. Ya kaç zafer kazanmışsın? Hani İnönü derler zafer değil, kendi kendine çekilmedir. Ama kim burada Anadolu'da Yunan'a karşı verilen savaşın, gerek Sakarya Savaşı, gerek sonraki süreçte İzmir'in kurtarılması, işte Urfa'nın, Antep'in kurtarılması, kim Doğu Anadolu'nun kurtarılması, bunlar acaba Rusya keyfinden mi çekildi? Fransa keyfinden mi çekildi? İngiltere keyfinden mi çekildi? Veya Yunanistan keyfinden mi Ege'yi terk etti? Sen hem zafer kazanmışsın ama yenilmiş gibi anlaşma yapmışsın. İtiraz edilen nokta burasıdır. Evet. Bu bir muzafferler anlaşması değil bu. Peki bu yani diyelim ki uluslararası hukuk açısından veya Türkiye açısından şimdi kutsal değilse. Yani yine hocam özür dilerim. Süreç içerisinde birinci TBMM'e dağıtılıyor. O dindar TBMM'e dağıtılıyor. Ali Şükrü Bey de gibi kıymetli o milletvekilleri de katlediliyor. Her şey ama her şey dizayn ediliyor. Türkiye tamamen iki yıl içerisinde yeni bir kimliğe büründürülüyor. Şimdi mesele şu. Bunlar şöyle miydi? Yani Batı bizi kabul etsin diye verdiğimiz ödünler miydi? Yoksa Batı Türkiye'yi idare edecek heyete razı olsun diye mi verilmiş ödünlerdi? Bunlar millet uğruna, devlet uğruna mı verildi? Yoksa Cumhuriyet Halk Fırkası'nın idaresi uğruna mı verildi? İttihatçılardan kopan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Türkiye'ye hakim olması için mi verildi? Bugün buranın daha iyi tartışılması lazım, daha iyi konuşulması lazım. Bu çok iyi ifade edilemiyor değişik sebeplerden dolayı efendim arkadaş. Burada ödünler verilmiş açık açık. Şimdi bu ödünler niye verildi? Ben eminim ki o dönemde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın pek çok milletvekili buna razı olmamıştır. Hilafetin kaldırılması meselesi hiçbir zaman büyük bir kısmın içine sinmemiştir. Rıza Nur'un içine sinmediği gibi Halide Edip gibilerin içine de sinmemiştir. Buna ciddi itirazlar getirmişlerdir. Şimdi neydi o halde bu maddeler? Evet. Ama şunu unutmamak lazım hocam. Yani böyle kusura bakmayın bir soru soracaksınız kestim. Şimdi Türkiye'nin Osmanlı ordularının Kudüs çevresinden Toros dağlarına çekilmesini sağlayan 3 tane isim var. Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal ve İsmet İnönü. Ve yeni devletin idaresinde bu 3 isim var. Biri Cumhurbaşkanı olarak, biri Genelkurmay Başkanı olarak, Fevzi Çakmak değişmez Genelkurmay Başkanı, biri Başbakan olarak. Şimdi dolayısıyla birbirini takip eden vakalarla karşı karşıyayız. Mesela bu da gündeme getirilmez, hiç kimse sormaz. Kudüs'ün etrafındaki orduların komutanı kimdi? İsmet İnönü'ydü. Diğer orduların komutanı kimdi? Mustafa Kemal'di. O diğerlerinin kimdi? Fevzi Çakmak'tı. Kim tüm o Yıldırım orduları denen Osmanlı'nın hiç yenilmemiş ki bu ordu. Kendi kendine çekiliyor. Dünyanın en hızlı çekilmesi kabul ediliyor. Filistin'den Toroslara çekiliş. En hızlı askeri çekilmesi kabul ediliyor. Sen hem burada duruyorsun hem İsmet Paşa gidecek Lozan'da daha sonra İsrail'in kuruluşuna görev alacak olan Hain Nahum'la beraber bir anlaşma metni. Üstelik şöyle diyorlar bunlar. Nahum'u bu arada mesela bazı hala bu bahsettiğiniz kesimler kahraman olarak görüyorlar hocam yani bu Yahudi başarılı. Kahraman olarak. Böyle bir vatanperver diyorlar. Görülmemiş dünyada diyor. Lozan'da tıkanmıştık o tıkanmayı halletti diyorlar yani. Aha. Aynen hocam. Şimdi geri dönüş mümkün. Devrim mi olması lazım tekrar hocam? Yani mümkün yani şu şekilde diyorum. Şimdi uluslararası bir kabul ve biz bunu reddediyoruz. O nasıl olacak? Diyelim ki geriye dönüyoruz. Nasıl dönecek? Yani şüphesiz ki bu büyük bir risktir. Yani böyle bir uluslararası anlaşmayı tarafları olan bir uluslararası anlaşmayı
entegre etmek büyük bir risktir. Bunun için elbette bazı sorunlara hazır hale gelmek lazım ama gelinen noktada şu açıkça ifade edilmiştir. Şimdi Cumhurbaşkanı tarafından ifade edilmiştir. Bunu ifade eden Cumhurbaşkanı normal bir yani Çankaya'da oturan bir Cumhurbaşkanı değil. Halkın oyuyla seçilmiş ve artık sistemi bütün olarak temsil eden bir Cumhurbaşkanı'ndan, devlet başkanı aslında sıfırdan bahsediyor. Diyor ki bu gömlek artık bize dar geliyor. Bu hezimet diyor, Lozan hezimet diyor. Hezimettir diyor ve bize dar geliyor diyor. Şimdi bunu söyledikten sonra bu işin geri dönüşü olmaz. Türkiye herhalde bundan sonraki süreçte Lozan'da nasıl dönülebilir? Nasıl yani şimdi Lozan nasıl ihlal edilebilir? Bununla uğraşacak şimdi. Meseleyi sadece Irak sahasında çektiğiniz zaman sadece sorunlarla uğraşırsınız. Asıl vaka bizi burada, bize doğuyu gösteriyorlar ama asıl mesele Akdeniz sahasıdır. Akdeniz'de bir enerji meselesi vardır. Bu deniz sahası meselesi vardır. Türkiye burada kendini yeniden tarif etmek zorunda. Evet. Yani pek en azından, kolay olmayacak yani. En azından çok böyle açık ve net olan hususlarda, yapabileceği hususlarda adım atabilir, atmalıdır. Evet. Elbette yani evet. Şimdi burada ya burada Mısır'da bir değişim olsaydı da Mısır'la beraber hareket etseydi mesela, Türkiye bugün Akdeniz sahasında çok rahat olacaktı. Yani hiçbir sıkıntısı olmayacaktı. Bu da çok dillendirilmiyor. Eğer şu anda Mısır'da bir İhvan-ül-Müslümin yönetimi olsaydı, şu anda Akdeniz sahasındaki o sorunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Evet. Ne Yunanistan'la yaşanacaktı, ne İsrail'le yaşanacaktı. Şimdi Türkiye yani buna karşı... Yani o zaman Mursi'nin de yani Sisi darbesinin de bir şeyi ortaya çıkmış oluyor. Elbette mesela şimdi Türkiye bunun yerine Libya'yı elde tutmaya çalışıyor. Libya'nın hiç olmasa batısını Trablusgarp'ı elinde tutmaya çalışıyor. Ama oraya da müdahale ediyorlar. Çünkü Libya küçük bir sahada bile olsa Libya ile dostluk bağını sürdürebilirse Türkiye bu sahada, Akdeniz sahasında hala söz sahibi olacaktır. Yoksa Anadolu'ya sıkışıp kalacaktır. Peki Türkiye teslim olursa ne olacak? Şimdi veriyorlar mı? Sen teslim olduğun süreçte Kıbrıs'ı senin yani hakta, hukukta garantörü olarak seni tanıyan dünya Kıbrıs'ı Rumlara vermeni istedi. Böyle bir dünya yani sana Yozgat, Akdeniz'i verir mi? Yozgat, Ankara, Kırşehir o üçgene. Elbette yani teslimiyet nereye evet. kadar? Şu 28 Şubat sürecinde en çok görülen husustur hocam. Yani her zaman ifade ediyorum. Devletin en derin odaklarını hissettiği husustur. Teslimiyet meselesi artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Teslim olarak bu ülkeyi korumak, ayakta tutmak mümkün değildir. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlısı. Değerli izleyiciler, Doktor Abdülkadir Turan hocamla gündemdeki gelişmeleri değerlendirdik. Gelecek hafta farklı konu ve konukla buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.